Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz erkek yeleklerinde, erkek battaniyelerinde çokça kullanılan gemi dümeni motif yapacağız. Benim ipim biraz kalın olduğu için arkadaşlar büyük oldu. Büyük yapmak istedim. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz yine sayılar aynı yapmak şartıyla dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Koton ip kullandım ben. Şimdi bir tane de lila yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz koton ipten 3 numaralı tığ kullanacağım. Hep beraber yapalım. Süslemelerde çok güzel kullanılabiliyor. Bebek yeleklerinde, battaniyelerde. Siz de yapmak isterseniz dediğim gibi orta kalınlıkta bir koton ip ve 3 numaralı tığ kullandım. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. Şöyle yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Sonra birleştiriyorum. Bir halka yapıyorum. Sonra iki tane zincir çekiyorum ve bu yuvarlağın içine 7 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Arkadan da ipimi gizliyorum aynı zamanda. 6 ve 7. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi ilk çektiğim zincirlerin tepesine batarak birleştiriyorum. Çekiyorum şöyle. Ve şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve iki kez tığıma doluyorum ipimi. Ve sıradaki boşluğa batıp 3 seferde, yani üçlü trabzan diyoruz. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Üzerine 2 defa doluyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. 3 defa da çıkarıyorum. Yani üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 2 kere doladım. Sıradaki boşluğa battım. Yapımı çok zevkli ve çok kolay. Dediğim gibi biraz daha ince ip kullanarak daha küçükler motifi elde edebilirsiniz ve dilediğiniz süslemelerde kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Özellikle battaniyelere çok yakışıyor. Düz motif yapıp üzerine gayet şık oluyor. 3 defa da çıkardım. 1, 2, 3, 4. İki defa almamışım üzerine. Şöyle iki defa aldım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Üzerine iki defa aldım tığımın. Sıradaki boşluğa battım. Üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar bir, iki, 3, 4, 2 defa aldım. Son boşluğum. Şimdi 1, 2, 3, 4. Ve buradan da sayıyorum. Arada 4 zincir olacak. 1, 2, 3, 4 zincirden sonrasına batıyorum ki eşit olsunlar. Battım ve direkt diğerinden de çıkardım. Bakın.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 boşluk olacak. Şurada bir tekrar yapayım. Koton ipin zorluklarından ipler çıkabiliyor bazen. Evet. 8 tane boşluğumuzu oluşturduk. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Ve her bir boşluğa 7 tane ikili trabzanlar yapacağım. Toplam 7 olacak. İlkini 6 yapacağım. 4 zincir çektiğimiz için başta. Evet. Böyle ilk boşluğu 7 tane, daha doğrusu ilkinde 6 tane ikili trabzanlarla dolduruyorum. Baştaki ile birlikte 7 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 7 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Üzerine aldım. Diğer boşluğa aynı şekilde ikili trabzan. 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın, dümenin bir kısmı oluştu. Bakın. Böyle bütün sırayı, bütün boşlukları dolduracağız. İki, dört, altı. Yedinciyi de yaptım. 7 tane zincir. 7 zincir. Üzerine aldım. Sıradaki boşluğa geçtim. Yedi tane ikili trabzanımı yapıyorum. İki, dört, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Sıkılaştığında, bittiğinde daha düzgün duracak. Bakın, böyle böyle sıranın sonuna kadar bütün boşlukları dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, bütün boşlukları doldurdum. Aynı şekilde hiçbir farklılık yok. Bakın son boşluktayım. 2, 4, 5 tane yapmışım. Bütün boşlukları 7 tane ikili trabzanlarla doldurduk. Şimdi sonuncu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Bu sefer şimdi şunun ilk çektiğimiz zincirin tepesine batıp diğerinden de hemen çıkarıyorum. Üzerine almadan direkt çıkarıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın, benim yaptığım da hemen düz durmadı. Elimizle şöyle, yani olmadı diye düşünmeyin. Elimizle düzeltmeler yaparak üzerine hatta ağırlık da koyabilirsiniz. Hemen arkasındaki ipleri de temizleyelim. Dümenimiz tamamlanmış oldu. Dilediğiniz gibi, dediğim gibi çocuk yeleklerinde, kazaklarında, battaniyelerinde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklayınız. Ve bir sonraki videomu merak ediyorsanız lütfen kanalıma abone olunuz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşça kalın.